Merhaba sevgili izleyenler. 25 Kasım'ı kadınların kitlesel buluşmalarıyla, Jinjiyan Azadi sloganlarıyla geride bıraktık. Zaman zaman polisin engellemeleriyle karşılaşılsa da ülkenin dört bir tarafında coşkulu buluşmalar, kadınların kitlesel buluşmaları gerçekleşti. 25 Kasım elbette aslında kadınların bir hak arayış günü ve bugün yine hak arayışında uzun yıllar mücadele etmiş hak savunucusu avukat Tahir Elçin'in de katledilmesinin 8. yıl dönümü. Dolayısıyla programımızda aslında bugün birazcık bu hak arayışlarını konuğum HEDEP İstanbul Vekili Çiçek Otlu ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın diyerek başlayayım. İyiyiz, koşturuyoruz. Güzel. Halk toplantılarımız vardı, halk buluşmalarımız. Ahmet'ten Siirt, Batman'a sonra 25 Kasım'da kadınlar yönelik şiddete karşı etkinlikler. Böyle İşte yerel seçimlere hazırlanmaya başladık. Şimdi uzun yıllar aslında siz de sokakta hak savunuculuğu yaptınız. Sokak mücadelesi içerisindeydiniz. Hala da devam ediyorsunuz tabii. Onu bırakmadınız ama bu yıl ek olarak bir de mücadele hattınıza meclis eklenmiş oldu. Aslında buradan başlayalım istiyorum. Nasıl bir meclisle karşılaştınız? Kadınların meclisteki siyaset yapma koşulları nasıl? Bize biraz burayı anlatarak başlarsanız seviniriz. Yani şu 14 Mayıs seçimlerine giderken aslında AKP rejiminin ittifak politikalarına baktığımızda görmüştük. Yani Yeniden Refah Partisi Hüdapar'la kurduğu ittifak Taliban ittifakı diye değerlendirmiştik. Ve AKP rejiminin kadın düşmanı politikalarını daha fazla yükselteceğini, özellikle kadının ev kölesi olması konusundaki politikaları daha hız kesmeden sürdüreceğini görüyorduk. Onu başlamış oldu, yani İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiş oldu. Nafaka yasası dediğimiz yasa aslında tam onların istediği hayatları, kadını eve sığdırma politikası ve bir ev kölesi olma yasası olarak çıkıyor. Bunların hepsini hız kesmeden devam ediyor. Ya da son 25 Kasım'daki yayınladığı genelgede de 25 Kasım'ın hemen arkasından, yani kadına yönelik şiddete hayır dediğimiz ya da HEDEP kadın grubu olarak İstanbul Sözleşmesi'nin vazgeçmiyoruz diye dilekçeler, beyannameler verdiğimiz yerde işte kadınlar da davalarda delil arayacağını söyledi. Erdoğan böyle bir yasa teklifi verdiğini söyledi. Yani bizim bir ilkemiz olan kadın beyanı esastır ilkesinde bize karşı kullanacağı, kadın beyanı esastır ilkesini tanımayacağını, biz orada diyoruz ki ispat erkeğe aittir, fail erkektir. O yüzden kadının hiçbir şeyi ispat etme gibi bir yükümlülüğü yoktur diyorduk bugüne kadar. Şimdi kadının ispat etmesini istiyor. Tam erkek egemen rejimi kurumsallaştırma anlayışı olarak görüyoruz. Mecliste de bu çok yansıyor. İnanılmaz bir eril tarz, erkekleşmiş bir akıl, erilleşmiş bir akıl hakim. Yani hani cinsiyetçi küfür anlamına gelecek bir sürü küfre tanık oluyoruz. Yani MHP Grup Başkan Vekili Celal Adan'ın mikrofonlar kapalı zannederek Kürt halkına ettiği ya da meclis grubumuza ettiği küfür, işte meclis sıralarından bağırırken kesin sesinizi, işte bir sürü küfrü tanık oluyoruz ya da bu bağırma şekli. Yani sürekli bağırarak susturma hali erkeklere ait bir tarz ya da işte küfür, eril cinsiyetçi küfürler. Bunların hepsi o kadar hakim, o kadar belirgin ki. Yani aslında bir şiddetin içerisindesiniz orada. Evet, erkek bir şiddet, devlet erkek devlet şiddetini çok net görüyorsunuz. Yani erkek egemen rejimi de nasıl tahakküm etmeye çalıştığını ya da biz HEDEP grubundaki kadınların yüksek sesle itirazları karşısındaki öfkelerini, bir kadını nasıl susturamadıklarının karşısındaki o erkek gururlarının nasıl incindiğini düşünerek bize o saldırgan tarzlarına çok tanık oluyoruz. O yüzden de tam erkekliğin hakim olduğu bir yer diyebilirim o meclisi. Peki bu erkekliğin karşısında işte geçtiğimiz 25 Kasım'da kadınlar bir aradalardı. Buluşmalarını gerçekleştirdiler. Erkek devlet şiddetine, yoksulluğa ve belki de erkek egemen toplumun en keskin gördüğümüz hali savaşa karşı seslerini yükselttiler. Siz neredeydiniz? Buluşmaları takip edebildiniz mi? Bu yılki 25 Kasım'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu yıl daha böyle şöyle söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildiğinden beri aslında çok sayıda kadın arkadaşı kaybettik.
681'in üzerinde olduğu söyleniyor. Bir de şüpheli ölümlerin daha çok arttığı görülüyor bu dönem bakımından. Özellikle şu son 11 aya girdiğimizde 400'ün üzerinde kadın arkadaşımızın katledildiği ve yanlış hatırlamıyorsam daha fazla da olabilir istatistik veriler olarak şüpheli ölüm. Hı hı. Mesela dün buraya gelirken de 8 yıldır süren bir Gebze'deki dava varmış. Yani kadın arkadaş balkondan düşmüş ama eşi fail olarak yargılanıyor, beraat etmiş durumda. Yani biz bu kadar çok şüpheli ölümde beraat kararları çok fazla çıkıyor. Ya balkondan düşmüş oluyor ya intihar süsü verilmiş oluyor. Yani erkekler, bu fail erkekler bu yöntemi de bulmuş durumda. Tam böyle bir dönemde yani hem Filistin'deki savaş politikaları hem de Rojava'daki savaş politikalarını görmüş olduk ve ayrıca Kürdistan'daki üniformalıların özel savaş politikalarını görmüş oluyoruz. Kadına yönelik şiddetin çok arttığı, kadın emeğinin sömürüsünün çok fazla arttığı bir dönemde biz yani vazgeçmiyoruz, isyandayız dedik. Son anlarda da 25 Kasım'a katılacağımız iddiasıyla yani Ahmet de SKM üyeleri de Beycan Taçkıran'la Satıyok gözaltına almıştı bir ihbar gerekçesiyle iddia edilmişti. Ama birçok yerde kadın arkadaşlarımız ihbar var denilerek 25 Kasım'da eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alındılar. Yani AKP rejiminin kadınların eyleminden, gücünden ne kadar korktuklarını bir kere daha gördük. Yani vazgeçmiyoruz, her yerdeyiz sloganımız dışında. Ve şey dedik eylemlere giderken, ihbar ediyoruz, eyleme katılıyoruz, ihbar ediyoruz, Gülistan Doku'nun katili budur dedik, ihbar ediyoruz, 11 ayda bu kadar kadın arkadaşımız katledildi, ihbar ediyoruz, erkek devlet şiddeti dedik. Ayrıca yani şu da bizim bakımımızdan önemliydi, sadece bireysel erkek şiddet değil, erkek devlet şiddetinin de ne kadar yoğun olduğunu gördük. Çünkü bu dönem içerisinde kadın hareketine yönelik baskı politikaları çok arttı. Hapishanelerdeki İmralı dışında, yani İmralı'da inanılmaz bir mutlak tecrit var ama hapishanelerde de ağırlaştırılmış bir tecrite gidiyor. Şartlı salıverilme hakkı olan kadın arkadaşlarımızın infazları yakılıyor ya da hapishanelere girerken ya da gözaltında çıplak arama politikasıyla karşı karşıyayız, işkencesiyle. Tüm bu işte kadın bedenine, emeğine yönelik sömürünün arttığı bir dönemde girmiş olduk. Yani bu kadın düşmanı politikalara karşı yani Ahmet'te, Silopi'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da yani Türkiye'nin ve Kürdistan'ın birçok yerinde kadınlar erkek devlet şiddetini istemediğimize aykırdık ve sokaklara çıktık. Yani bu da bizim için çok özel bir gün olmaya başladı 25 Kasım. O yüzden de yani bir de şeye itirazımız oluyor. Yani bu AKP rejiminin birçok kurumuna, yargısından medyasına, medyasından polisine, polisinden evdeki erkek şeflere kadar herkese itirazımızı yükselttiğimizi düşünüyorum. Peki bu 25 Kasım aynı zamanda genel seçimlerden sonra, 2023 genel seçimlerinden sonra aslında ilk kitlesel sokağa çıkılan gün oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak toplumsal muhalefet açısından 25 Kasım'ı, kadınların alanlara çıkabilmesini? Ya şöyle bir psikoloji oluşmuştu yani toplumda şöyle bir psikoloji vardı. İşte özellikle son 8 Mart'ta en son yasaklı 8 Mart olacak politikası çok fazla işlenmişti. İşte 14 Mayıs, 28 Mayıs'tan sonra AKP ve Erdoğan karşıtlığı üzerine bir politikaydı ve Erdoğan'dan kurtulunca politikası çok fazlaydı. Ama bir kaybetme duygusu, bir geri çekilme anlayışını da geliştirmişti. Ama kadınlar bir kere daha erkek devlet şiddetine karşı geri çekilmeyeceğini, hayatlarını eve sığdıramayacağını, emek sömürüsü karşısında eşit işe eşit ücret hakkını ya da sendikal hakkını ya da iş yerindeki mobbinge itiraz ettiğini bir kere daha göstermiş oldu. Bu önemli bir şeydi. Yani sokakta olmak, sokakta sesini yükseltmiş olmak, bunun öncesinde belli politikalara karşı itirazlar yükselse de bir kitlesellikten uzaklaşma hali olduğunu görmek gerekiyor. Bu açıdan da önemliydi.
Çünkü biz şöyle diyoruz son yıllarda, kadınlar birlikte güçlü. Hı hı. Bu birlikte güçlü olma halimiz AKP rejimine kesinlikle geriletir. Hak ve bugüne kadarki haklarımızı alma noktasında da daha başarılı olacağımıza inandığımız bir hı hı. güç olarak görüyoruz. O açıdan da iyiydi. Bir de 25 Kasım'larda şunu da görüyoruz. Yani Kürt Kadın Hareketi'nin, Sosyalist Kadın Hareketi'nin, Feminist Hareketi'nin, bir kendini bağımsız gören politik feministlerin yan yana geldiği ve sözünü birlikte söylediği bir hı hı. an. Birleşik mücadele açısından evet, da önemli. Çok önemli bir şey ve bu yıl en belirgin açığa çıkan benim gördüğüm, izlediğim yani Ahmet'te, Slopi'de çok hı hı. sertti polisin şiddeti kadın arkadaşlarımıza yönelik. Ama her yerde savaşa hayır diyen, Filistin'dekine de hayır diyor ama Rojova'dakine de hayır diyen bir politikat vardı. İşgale hayır diyen, neredeyse benim gördüğüm birçok basın metninde görebildiğim hı hı. böyle bir tarz vardı. Yani sadece şu değildi, kadına yönelik şiddet, bireysel erkek şiddeti değil. Bu faşist rejimlerin uyguladığı tüm politikalara kadın yanlı bir politika oluşturma anlayışının gelişmeye başladığı gözüküyor. Ben bunun da en büyük etkisinin İran'daki Rojilat'taki Jina Amini ile başlayan hı hı. kadın mücadelesinin toplumsal mücadeleye dönüşmesinin gösterdiği bir etken ya da bir yol göstericiliği hı hı. oluyor. Tabii Xinjiang Azadi sloganı sadece kadınların sloganı olmadığı, Xinjiang Azadi sloganı aslında toplumsal bir mücadele sloganı olduğu, sadece kadınların evrensel sloganı değil, yani bu eşitlik ve özgürlük isteyen, belki de toplumsal devrim isteyen bütün kesimlerin sloganı olmuş durumda. O açıdan da ben 25 Kasım'ı, bu yılki 25 Kasım'ı çok özel ve anlamlı buluyorum. Eşitlik ve özgürlük isteyen kesimlerden bahsettiniz. Tabii ki bunlardan birisi Ermeni halkının eşitliği için mücadele eden Hrant Dink'ti. Ve geçtiğimiz haftalarda katili aslında geçtiğimiz aylarda yine çıkartılan torba yasaya dayandırılarak serbest bırakıldı. Ve bugün de yine Tahir Elçi'nin hala 8 yıldır faili meçhul mücadelesi devam ediyor. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Şimdi adalet deyince mecliste çok tartışılıyor. Özellikle biz birkaç kelimeyi söyleyince böyle anayasa hatırlatılıyor bize. Kürdistan dediğimizde, özel savaş politikaları dediğimizde, Kürdistan deyince bölmek deniyor ya da özel savaş politikaları deyince ayrımcılık yapılamaz. Irk ve cinsler bütündür deniyor. Şimdi o gün Samast gibi bir katil tahliye ediliyor. Ama Figen Yüksekdağ gibi, Selahattin Demirtaş gibi ya da Can Atalay, Osman Kavala, Gülten Kışanak, Sabah Tuncel gibi arkadaşlarımız 7 yıllık özellikle HDP eş başkanları ve belediye eş başkanlarımız 7 yılı doldurmuş durumda. Can Atalay ve Osman Kavala ile ilgili de Anayasa Mahkemesi kararları var. Bunlar bize gelince uygulanmayan kararlar ama o gün Samas gibi katillere gelince ya da cinsel istismarda bulunanlara gelince buyurun tahliye ediyorum diyor. Bu birinci adaletsizliği böyle görüyoruz. Hı hı. Yani şartlı salıverilme hakkı olan arkadaşlarımız da tahliye edilmiyor. Sincan'da 14 kadın arkadaşımız tahliyesi gelmesine rağmen hı hı. 30 yılı aşmış uzun yıllardır hapiste kalıyor arkadaşlarımız. Ama tahliyeleri olmuyor. Birinci adaletsizliği böyle görüyorum. İkinci adaletsizliği, şimdi Türk Devleti'nin kuruluşu anına geldiğimiz zamanlarda ilk Ermeni katliamıyla aslında Türk Devleti'nin kuruluş yolu açılmış. Yani sermayesi, Ermeni sermayesiyle oluşturulmuş büyük bir katliam yaşanmış, sürgüne gitmiş arkadaşlarımız. Tam böyle Türk Devleti'nin kurulma anı. Yani bu Hrant Dink'in katliamı ve o gün Samas'ın tahliye edilmesinde iki şey görüyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında diyorlar ki hiçbir ezilen halka ve ulusa yer yoktur bu tekçi devlette. Tekçi zihniyetin sürdürülmesi. Arkasından hemen Kürtleri reddetmiştir. Yani İsmet İnönü Lozan'a gittiğinde Türklerin ve Kürtlerin temsilcisiyim diye gitmiş. Ama tek bir halkın temsilcisi olarak dönmüş. Türklerin temsilcisi olarak görmüş, dönmüş ve Kürtlere de bir katliam politikası tam 100 yıldır sürüyor. Yani ikinci yüzyıla girerken de biz bu politikanın devam ettiğini görüyoruz. Yani
Ermenileri yok sayıyorum, Kürtleri yok sayıyorum. Bu anayasada tek bir ulus vardır, tek bir din vardır, tek bir dil ve tek bir cinsiyet vardır diye bize mesajlarını vermiş oldular. Ve aynı zamanda bu ülkede savaş politikasına devam edeceğim mesajı veriyor. Her an işte Nagihan Akarsel gibi, Sakine Cansız gibi ya da Hrant Dink gibi bir gece ansızın gelebilirim mesajını o gün Samas'ta veriyor. Büyük tepkiler üzerine o gün Samas'ta dava açtılar. Benim anladığım kadarıyla da dün başka bir davayla diğer o yargılanan katillerle de dosyasının birleştirildiği açıklandı. Yani göstermelik bu yargılamalar. Yani toplumsal vicdan, toplumsal tepkinin oluşması üzerine yani nasıl bir katil serbest bırakılabilir, hangi yasaya dayandırıyorsunuz, tahliyesi hak edenler olmuyor ama bir tane katil tahliye edilmiş durumda dendiği için büyük bir tepkinin üzerine oluşmuş oldu. Ama halkımız da bence Emekçi Sol Hareketi de şunu göstermiş oldu. Hrant Dink gibi sembol olan, yani bu ülkedeki barışın sembolü olan, Ermeni halkının sembolü olanları unutmayacağını göstermiş oldu. Böyle katliamlara izin vermeyeceğini göstermiş oldu gösterilen tepkiler. Ben o açıdan da olumlu bulduğumu söyleyeyim. O gün Samas'ın arkasındaki güçlerin açığa çıkartılamadığı gibi yine buradan Tahir Elçi'ye geleceğim. Tahir Elçi'nin de 8 yıldır aslında faili meçhul. 8 yıldır süren bir hak arayışı var. Fail hala bulunamıyor. Bu mümkün müdür yani 8 yıldır bir failin, faillerin açığa çıkartılamaması ya da Hrant Dink'te de gördüğümüz işte o gün Samas'ın arkasındaki güçlerin hala açığa çıkartılamaması? Şimdi fail devlet olmasaydı bence katil kimse kapısında dikilirlerdi. Öyle düşünüyorum, çok zamanda gördük. Bir tane tweet attığı için sabahın 5'inde gelip eve böyle sanki büyük olaylar başlamış gibi ya da birilerinin katili hırsızmış gibi böyle evler basılıyor ve gözaltına alınıyor. Yani bir sürü Tahir Elçi'de kamera kayıtları var. Kimin vurduğu ve neden katledildiği belli. Bu ülkede onurlu, demokratik, adil bir barış istediği için, Kürt ulusunun yok sayılmasını reddettiği için ya da ana dilde eğitim hakkı istediği için epeyce hedef gösterildi. Yani bu hedefi de gösterenlerin hangi akıl olduğunu biliyoruz. Yani bu devletteki akıl Tahir Elçi'nin katliamına neden oldu. O yüzden de yani son dönemdeki Süleyman Soylu üzerinden hani açığa çıkan çeteleşmiş bir devlet yapısının nasıl olduğunu görüyoruz. Bu çeteleşmenin bir sürü yere yansıdığını görüyoruz. Ya da Suruç Ankara katliamında DAEŞ çetelerinin nasıl bu coğrafyada kullanıldığını görmüş olduk biz hepimiz. Ya o yüzden de Tahir Elçi'nin katliamı aslında hepimize bir mesajdı. Çünkü çok fazlaca OHAL rejiminin başladığı ve halkı susturmaya ve muhalefet eden herkese bir korku ve bu korku iklimini yaratmanın politikasını izlemek istiyorlardı. Barış sürecinde bitirildiği, bitirildiği zamandı. Suruç olmuş, Ankara katliamı olmuş, 7 Haziran siyasi zaferimizin arkasından HDP'nin girdiği bir hat var, toplumla bütünleşmiş, işçi ve ezilenlerin, kadınların, gençlerin, yani herkesin temsilcisi HDP. Yani böyle bir toplumsal zeminde HDP'yi kriminalize etme, HDP'nin toplumla buluşma halini bozma haliydi Tahir Elçi ve aynı zamanda da gözdağı verme haliydi. Çünkü politik suikastların başlamasıyla yani birçok arkadaşımız bu suikastlar sonrasında bazı Nagihan Akarsel de bir anın yükselişin yani İran'da Rojilat'taki kadın devriminin yükselmesi ve bu yükselme anına mesajdı kadınlar. Bir durun, sizin aklınız ve cins bilincinizi ben vururum dedi. Tahir Elçi'de de öyle onurlu, adil, barış isteyen, eşitlik isteyenlere AKP rejimi mesajım budur mesajını vermiş oldu. Ya ama bu topraklarda faili meçhul cinayetler çok fazla. Evet. Yani inanılmaz fazla. Ve
Bunların hiçbiri devletin sorumluluğu olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yani bu sadece bir insanın gelip politik insanların faili meçhule gitmesinde görmüyoruz. Mesela Çorlu tren kazası da böyledir. Devletin sorumluluğunda olan, devletin ihmalkarlığıyla gerçekten bir katliam yaşandı Çorlu'da. Davaya baksanız sanki aileler bilet aldığı için suçlu gibi davranıyorlar. Trene binenler suçlu yani. Treni o tarzda rayları yapanlar ve kontrol etmeyenler değil. O yüzden de bu ülkede 6 Şubat depreminde biraz böyle görebilir miyiz? 6 Şubat'ta öyledir. Cumartesi aileleri belki de neredeyse 30 yıldır çocuklarını arıyorlar bu ülkede. Bir tane mezarı olmasını isteyen ailelerimiz var. Ve o davaların birçoğu zaman aşımına uğradı. Ya da Kürdistan'daki köy yakmalarında evlerinde yakılan Kürt halkımızın, insanlarının, katledilen insanlarımızın davalarında da görüyoruz. Her şey zaman aşımına uğruyor. Yani insan haklarının ihlalinin olduğu, insan hakkı suçlarında zaman aşımı diye bir şey olmaz. Yani Tahir Elçi katledilmiştir. Ve bu katliamın sorumlusu olanlar açığa çıkarılmalıdır. Öyle 8 yıl, 10 yıl sürecek. Eminim 25 yıl sürecek. Ondan sonra da zaman aşımı olacak ve dava kapanacak. Yani davayı kapatma demek aslında Kürt ulusunun inkarı demek. Kürt ulusuyla barışmayacağım demek. Kürt ulusunun istediği statü hakkını vermeyeceğim demek. Ana dil hakkını vermeyeceğim demek aslında Tahir Elçi'nin davasının uzaması, faillerinin bulunmaması diye belirteyim. Peki geçtiğimiz haftalarda yine aslında barış sürecinden bahsettik az önce ve yine geçtiğimiz haftalarda belki tekrar böyle bir sürecin başlatılması için yine bir barışa bir imza kampanyası deklarasyonu gerçekleşti. Onun üzerine bir özgürlük yürüyüşü yine Gemli'ye doğru. Bunların talepleri, amaçları, hangi yol hattının açılması hedefleniyor bu yürüyüşlerle, bu deklarasyonlarla? Şimdi bir yani İmralı'daki tecrit, Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit çok uzun bir tecrit. Yani hani bulunduğu hapishane yılları bakımından da çok uzun. Yani 25 yıldır bir tane insan tek başına bir hücrede tutuluyor. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmamış tecritlerden bir tanesi. Son 3 yılı aşkındır da hiçbir şekilde fiziksel bir temas kendisiyle yok. Yani sonuçta bir tutukluya tanınan, telefon hakkının tanınmasını istiyoruz. Görüşçü hakkının tanınmasını istiyoruz. Avukat görüş hakkının tanınmasını istiyoruz. Bunların hiçbiri yapılmıyor ve hiçbir şekilde haber alınamıyor. Yani iyi midir, kötü müdür, ne durumdadır diye bir bilgi yok. Şimdi birinci şey bu. İkinci mesele, yani sonuçta biz şunu görüyoruz. Yani bu Kürt ulusunun kendi varlığını ve bugüne kadarki kendi oluşumunu sağlamış ve kendisi bakımından da hani varlık hakkını oluşturmuş bir tane kişiden ve kişilikten söz ediyoruz. Felsefesini oluşturmuş halkımıza. Şimdi halkımız bunu bekliyor. Bu tecritin kırılmasını istiyoruz. Bir mesele bu. İki, yani bir barış ya da adil, onurlu, demokratik barış olacaksa bir kapının da buradan olduğunu belirtiyoruz. Yani bir halka eşitlik ve özgürlük inancını aşılamış bir insanı siz bu kadar tecrit ederek halktan koparabileceğini zannediyor AKP rejimi ama böyle bir koşul yok yani. Herkes bunun farkında. Bu fiziksel teması engelledi her durumda daha büyük kaosa ve rejim daha fazla siyasal krize giriyor. Peki tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu sadece Kürt halkının sorunu mudur peki? Bunun mücadelesini yürütecek olanlar sadece Kürt halkı mıdır? Ya sadece Kürt halkı değildir. Çünkü yani şu şimdi bir bütçe görüşülüyor mesela mecliste. Diyelim ki bu mecliste görüşülen bütçede bütün kesimlere ayrılan bütçeleri görüyoruz. Eğitimden sağlığa, işte kadınlara bütçe ayrılmıyor da hani aile diye ayrılan bütçe. Hepsini görürüz. Diyanete ve şey ama Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ayrılan bütçeleri de görüyoruz biz. Yani o bütçe ya da Dışişleri Bakanlığı'na ayrılan. Bu savaş bütçesi aslında. Yani bu ülkedeki işçi sınıfı kendisi bakımından
bir ekonomik olarak insanca yaşam koşulları için ücreti alamıyorsa, bunun bir nedeninin savaş olduğunu ve savaş politikası olduğunu görmeli ve buna göre mücadele etmelidir. Bu ülkede Kürt özgürlük mücadelesi sorunu çözülmediği her durumda işçi sınıfı her zaman ezilmeye mahkumdur. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Yani bu ülkede eğer Kürt sorunu çözüm noktasına ulaştığı andan itibaren bambaşka özgürlüklerin kapısı açılacaktır. Ki bunu barış sürecinde de biraz yansımalarını aslında görmüştük, yansımalarını gördük. Bütün hak taleplerinin nasıl kazanıldığını görmüş olduk. Yani insanlar şunu da görüyor. Yani mesela şöyle değil mi? Kadın yaşama özgürlük diyoruz. Kadının eşit olmadığı yerde hiç kimsenin eşit olamayacağını iddia ediyoruz kadın özgürlük mücadelesi olarak. Kürt halkının da özgür olmadığı hiçbir yerde işçi sınıfı ekonomik kazanımlarını kazanacağını zannediyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Savaş devam ettiği her müddetçe işçi sınıfı, emekçiler ezilecek, hiçbir bütçe ayrılmayacak. Çünkü bütçenin çoğu savaşa gideceği için kalan bütçenin böyle kırpık kırpık kısmı kalacak ve müthiş bir hayat pahalılığı olacak. İnsanlar hiçbir şekilde sağlık, eğitim, barınma gibi şeyler ezilenler için lüks haline geldi. Daha fazla lüks haline gelecek. Yani bu, o yüzden savaş politikalarına itiraz etmemiz gerekiyor. Ya da şimdi Rusya Ukrayna'daki savaş bizi etkilemiyor mu? Ya da İsrail Filistin. Onu söyleyecektim. İsrail Filistin'deki savaş etkilemiyor mu? Etkiliyor. Bu Orta Doğu politikasındaki bütün meseleler işçi ve emekçileri etkiliyor. Ya da dünyadaki gelişen yeni faşist hareketlerin bir tane rejim politikası var. Devlet, aile ve Tanrı üçgeniyle yöneteceğim diyor halkımı. Bunun hepsinin yansıması diyor ki ezilenleri, işçileri reddediyorum, kadınları reddediyorum, her şeyi tekleştiriyorum diyen bir tane dünyadaki ekonomik sistemle karşı karşıyayız. O zaman demek ki biz de yani ne kadar Rojava'daki işgale hayır demekle yükümlüyüz, Filistin'deki işgale hayır demekle yükümlüyüz. Bunlara her hayır dediğimizde işçi sınıfı bir hakkını daha kazanmış olacak. Ama bizim gördüğümüz şöyle bir mesele var. Şimdi kadınlarda da ya da şöyle örnek vereyim. İsrail Filistin'i işgal etti. O günü hatırlıyorum. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun önünü. Sabah HEDEK'e gitti. Akşama sendikalar gitti. Yarım saat sonra kadınlar birlikte güçlü gitti. Belki de binlerce insan orada o gün. Ama biz bu kadar binlerce insanı gösteremiyoruz. Yani böyle küçük küçük hepimiz kendi alanımızda mücadele ediyoruz. O yüzden de yani kadınların da sorunu savaşa karşı mücadele etmektir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin de savaşa karşı mücadele etmesi gerekiyor. Bu konuda mesela AKP rejimi neyi fark etti? Örneğin Aysel Tuğluk'ta bütün kadın hareketi birleşti, toplumsal muhalefet birleşti, tahliyesini istedik ve bir başarı kazandık. Ya da Musa Orhan gibi bir uzman başçavuş İpek Er'e tecavüz ettiğinde kadın arkadaşımız intihar etti ve arkasından Musa Orhan tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Ama bu konuda kim tweet attı? Özellikle hiç beklemediğimiz Ezgi Molla gibi, Ferah bilmem neydi unuttum. Ferah Zeynep Abdullah. O bak, bunların hepsinde neyi gördü AKP rejimi? Kürt kadınıyla birleşen bir hareketlilik var. Bunun önünü durdurayım diyerek davalar açtı. Demek ki bakın birleştiğimiz aslında her oranda... Aslında HDP kapatma davası da aynı sahiplerle sürüyor. Bunların hepsi birleştiğinde başka bir güç oluşuyor. İşçi emekçiler de böyle ekonomik mücadelesiyle sadece bir hak alamaz. Yani tabii Kürt ulusunun özgürlüğünü isteyecek, eşitliğini isteyecek, savaş ve işgal politikalarına hayır dediği her koşulda bu bütün mücadeleler birleştiğinde AKP rejiminin karşısında durabileceğini düşünmüyorum. Peki son olarak o zaman umutlu musunuz? Ben umutluyum. Çünkü şöyle düşünmek gerektiğini inanıyorum. Ya 19. yüzyıl Fransa devrimini oluşturmuş. Belki de bir avuç insanla başlamışlar. 20. yüzyıl Sovyetler gibi büyük bir devrime gebe olmuş ve orada da çok az insanla başlamış. O kadar büyük diktatörlük halka eziyet etmiş, örgütlülükleri dağıtmış filan. Şimdi 21. yüzyılın avantajları var, görüyoruz. İşte Rojava devrimiyle başladık,
arkasından İran, Rojilat gibi büyük bir devrim oldu. Hı. Bu topraklarda Gezi ayaklanması, Kobani Serhıldanı'nı yaşadık. Ve çok büyük deneyimleri biriktiriyoruz. Kadın özgürlük mücadelesi bireysel olan, Me Too ile başlayan şey, Las Tesis'le erkek devlet şiddetine yargıyı gösterdi. Oradan Xinjiang Azadi. Xinjiang Azadi oluştu. Latin Amerika'da sadece kadın özgürlük değil, toprak işgallerine yöneldi. Ben dünyadaki isyan hareketlerinin biraz pandemiyle, salgınıyla durduğunu düşünüyorum ama bu bütün birikmiş şeyler birikiyor. Ve bizim bakımımızdan da birikiyor. Yani AKP rejiminin bu kadar yönetememe krizinin derinleştiği, kendisi içerisinde iç kriz yaşadığı, AKP-MHP ortaklığının bile böyle çatladığı, yargıdaki yaşanan mesele, işte kazandığımız birçok şey var. Cumartesi ailelerinin uzun bir ara sonra, yani hani az sayıda aralıksız mücadeleleri, tüm polis şiddetine rağmen sokağa çıkma istekleri bize bir yol gösteriyor. O yüzden de ben şuna inanıyorum. Tarih hep böyledir. Bunlar gelip geçicidir bizim bakımımızdan. Yani bir an dururuz, bir an ilerleriz. Ama halkımız biriktiriyor. Bu birikimi de yani yerel seçimlerde de göstereceğiz. Nasıl halkımızın biriktirdiğini göstereceğiz. Halk kitlelerine gittiğimizde nasıl bize örgütlenerek geldiklerini de görüyoruz. Yani herkesin içi kaynıyor. AKP, MHP'nin iç çelişkileri büyüyor. CHP'nin kendisi içerisinde bir sürü iç çelişkileri var. Bunların hepsine baktığımızda aslında HEDEP yeniden yapılanma ve yeniden bir sürece girmiş durumda. Dünyadaki hareketlilikler de öyle bize yol gösteriyor. Yani Rojava'daki direniş gösteriyor, Filistin'deki direniş bize yol gösteriyor, Rojilat bize yol gösteriyor. Ben inanıyorum kadınlar da özgürlük istiyor ve eşitlik istiyor. Bence en önemli politik özneyiz şu anda. O yüzden de ben hepimiz birlik olursak, gerçek anlamda birlik, bu antifaşist mücadelede birleşirsek ben inanıyorum birçok şeyi kazanacağız, birçok yolu açacağız, birçok alanı yeniden alacağımız gözüküyor. O yüzden de biraz inanmak gerekir. Clara Zetkin diyor ki her yol kendine istek bulur diyordu. Bence çok güzel bir söz. Her istek kendine yol buluyorsa bence inanmak ve mutlu bir şekilde yaptığımız işe gönül vermek, onun bütün emekçiliğini yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yorgun değil, umutlu ve iradeli ve inançlı kadınlar ve yol arkadaşlığı yapmaya ihtiyacımız var. O yüzden de ben çok şey kaybedeceğimizi düşünüyorum eğer böyle düşünmezsek. Ama kazandığımız şeyler, mesela biz kendimizden bakıyoruz, kişisel hayatından da bakıyoruz. Bence bu özgürlük bambaşka güzellik, eşitlik bambaşka bir güzellik olduğunu tadıyoruz çoğu zaman. O yüzden de kadınlar olarak asla vazgeçmemeliyiz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çiçek Otlu, değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için. Sevgili Fikir Durağı izleyicileri, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.